Çevirsen ona göre konuşalım, tamam? Sen de aç. Tamam herhalde değil mi? Kıymetli basın mensuplarımız, değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni transfer etmiş olduğumuz, bu sezon takımımızın, futbol takımımızın bünyesine katmış bulunduğumuz arkadaşları hem size tanıtalım hem de sizinle bu noktada görüş alışverişinde bulunmak maksadıyla bu toplantımızı düzenledik. Malumunuz dördüncü hafta itibariyle futbol takımımız sezona güzel bir başlangıç yaptı. İnşallah bu şekilde devam etmesini umut ediyoruz. Tercüme edelim. Dear friends and colleagues, tonight we plan to introduce you our new players. And as you know, we have started the week, we are in the fourth week, and we've been getting 3 points and one draw. Dört haftalık periyotu incelediğimizde takımımızın her zaman belirtmiş olduğumuz gibi mücadele gücünden performanslarını 90 dakika sahaya yansıtmalarından dolayı gayet mutluyuz. İlhan hocamızın önderliğinde hem oyuncularımız hem hocamızın ekibi bir kolej havasında takımı yönetiyorlar. Oldukça başarılı bir şekilde de sonuçlar alıyoruz. İnşallah almaya da devam edeceğiz. Transfer politikamızda genel manada izlediğimiz yol, takımımızın ekonomik durumu, bütçemiz dikkate alınarak transferler gerçekleştirildi. Çok fazla maliyet getirebilecek transferlerden elimizden geldiği kadar kaçındık. Malumunuz kulübümüzün Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu bir transfer limiti dahilinde transferini yapması gerekiyor idi. Harcama limitimiz sapmalarla birlikte 123 milyon Türk lirasına ulaştı. Birçok kulüp transfer limitinde limitlere takılır iken bizim halen 10 milyon liranın üzerinde bir kullanmadığımız transfer miktarımız, transfer limitimiz söz konusudur. Bunu da gerekli gördüğümüz takdirde ara transfer döneminde kullanabiliriz. Tabii ki bu arada Konya Store mağazamız büyük satış rekorları kırmaktadır. İnşallah önümüzdeki günlerde bu satış rakamlarının daha üst seviyelere ulaşacağını umut ediyorum. Konyaspor için büyük projelerimiz var. Geleceğe dönük takımımızın hem ekonomik manada hem de sportif manada
tam bir kalıba oturması için. Fakat siz de takdir edersiniz ki bu yapılacak işler birden olmuyor. İnşallah bunların da ilerleyen zamanlarda açıklamasını sizlerle paylaşacağız. Pazar gün Giresunspor'la deplasmanda 5. maçımızı oynayacağız. Bu benim şahsi görüşüm olmakla birlikte belki sezonun en zor maçlarından birine çıkacağız. Malumunuz devam et. Malumunuz rakibimiz Giresunspor 4 haftada henüz galibiyetle tanışamamış bir takım ve en son oynamış oldukları Alanyaspor maçında da %63 gibi bir yüksek oranla topa sahip olma oranına sahip oldular. Dolayısıyla oluşan havayı birlikte değerlendirdiğinizde belki Konyaspor için en zor maçlardan biri olacaktır. Bunun teknik analizinde zannediyorum hocalarımız yapmıştır. Kamuoyunda Trabzonspor maçıyla alakalı saat noktasında bazı serzenişler söz konusu. Fakat Trabzonspor kulübüyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde biliyorsunuz tek taraflı olarak saat değişikliğine gidemiyorsunuz. Hem kulüplerin anlaşması hem yayıncı kuruluşun buna rıza göstermesi Futbol Federasyonu'nda onaylanması gerekmekte. Fakat Trabzonspor kulübü saat noktasında değişiklik talebimizi geri çevirdi. Dolayısıyla Trabzonspor maçı da belirlenen gün ve saatte kendi stadımızda oynanacak. Arkadaşlar Konya şehri her şeyin en güzelini hak eden çok büyük bir şehir. Konyaspor Kulübü de aile ortamının oluştuğu tesisleriyle, stadıyla, seyircisiyle ülkemizde en önde gelen güzide kulüplerimizden bir tanesi. Bugün her iki yanımda bulunan ve transfer etmiş olduğumuz 9 futbolcumuzun aileleri, kendileri bizlere emanet. Konya şehrinde, Konyaspor'da onları misafir etmek bizim görevimiz. Hepsi genç kardeşlerimiz ve kulübümüzde, takımımızda hem futbol, hem basketbol, hem de bireysel manada kulübümüze bağlı çalışan tüm sporcularımızı kendi çocuklarımızdan hiçbir şekilde ayırt etmiyoruz. Onların en ufak problemleri bizim her zaman
takibimizde bunları çözümlemek için de elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz. İnşallah göstermeye de devam edeceğiz. Bu açıklamalardan sonra bu 9 yeni transferimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Belki 4 hafta boyunca da zaten kendilerini sahada gördünüz, antrenmanlarda izlediniz. Ama bir de biz buradan takdim etmek istiyoruz. Elimdeki yazılı sıraya göre yapacağım tanıtımı. El Vahda'dan transfer etmiş olduğumuz 92 doğumlu Paul Jesse Mpoku. Bunu tercüme etmeyeceksin herhalde mi zaten? Mpoku. Andrew Çekici, Ankara Gücü'nden transferimiz 1996 doğumlu. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Bu transferler noktasında tüm kulüplerimiz, transfer ettiğimiz kulüpler ve yöneticileri bizlere çok büyük kolaylıklar sağladılar. Hem başkan ve yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Antalya Spor'dan transferimiz 1991 doğumlu Serdar Gürler. Akmat Grozny'den transferimiz Konrad Mikalak. 1997 doğumlu Konrad. Olympiakos'tan transferimiz 1993 doğumlu Ahmet Hasan. Ahmet Hasan'ın tam ismini yazdığımız zaman 42 harften oluşuyor. Onu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya plaka işaretimize uygun yani. Tamam. Gençler Birliği'nden transferimiz 93 doğumlu Soner Dikmen. Altın Ordu'dan transferimiz 93 doğumlu genç kardeşimiz Oğulcan Ülgün. En genç transferimizi tanıtacağımız Çorum Spor'dan Nafican Yardımcı 2001 doğumlu. Karatay Termal 1922 Konya Spor'dan transferimiz 1999 doğumlu Ekrem Kayalı Bal. Unuttuğumuz yok değil mi? Serdar diyor unuttuğumuz mu var başkanım diyor da. Evet arkadaşlar, bu kardeşlerimiz aramıza yeni katılan kardeşlerimiz olduğu için size tanıtma ihtiyacı hissettik. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. Kısmen sorularınız varsa onları cevaplayabiliriz. Sorusu olan yok herhalde. Eyvallah. Ama varsa yani özel olarak soracağınız cevaplayabiliriz. Şimdi onu geçen de açıklamıştık.
transfer dönemi sonlandıktan sonra mevcut sözleşmelerle alakalı çalışma yapacağımızı belirttik. Artık bu aşamadan sonra onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Toplam maliyeti 1 milyon 300 bin euro arkadaşlar. Toplam maliyeti 1 milyon 300 bin euro, evet. Şeffaflık adına açıklama yaptık. Bunda bir sıkıntı yok yani, beis yok. Ama biz şunu belirteyim. Daha önce de şimdi konuşmamın başına da belirttim. Transfer politikamızda bizim ekonomik durumlarımızı zedelemeyecek ve bu noktada aşırı hassasiyet göstereceğimiz transferleri yaptık. Yoksa transfer yapmak, her zaman söylüyorum ya, yani çok para verebilirsiniz, çok harcama da yapabilirsiniz, limitleri de belki bir şekilde çözebilirsiniz ama geriye çok kötü miras bırakmamak için bunlara dikkat etmek zorundayız. Teşekkür ediyoruz ama biz göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 3,5 aydır herkesin desteğini görüyoruz. Buna basın da dahildir. Azami düzeyde destek verme gayreti içerisindesiniz. Bunun için de ben özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde tabii ki kışı olacak, karı olacak, zor günler yaşayacağız. İnşallah o zor günleri minimuma indirebiliriz. Bizim amacımız bu. Netice itibariyle Konya'mızı, Konya sporumuzu, Konya şehrimizi en üst düzeyde tanıtan, marka hüviyeti şehrimizdeki en yüksek değer olan kulübümüzü inşallah en güzel yerde sezon sonunda, futbol açısından söylüyorum, tamamlatırız. Basketbol açısından da inşallah Süper Lig çıkarız. Bireysel sporlarda bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü çok başarılı genç kardeşlerimiz var. Hem halterde hem jimnastikte, güreşte. İnşallah bunların hepsinde bir bütün olarak başarı gelirse Konya Spor tam anlamıyla bir spor kulübü olur. Anadolu'da bugün nasıl sporsal çok başarılı? İhtiyaç durumunu takip edelim. Devre arasında transfer belki güçlerimizde daha var mı? Biraz önce belirttim. Yaklaşık şu an itibariyle 11 milyon gibi bir bütçemiz var. Yani azalıyor mu, azalmıyor mu ona çünkü bir şey diyemeyiz. Niye derseniz,
devamlı harcama yapıyorsunuz ve bunun neticesinde bu senenin borçları onun üzerine biniyor. Ama burada harcamayı ne kadar azaltırsanız biriken borç o kadar azalır. Geldiğimizden bu yana ödediğimiz çok ciddi manada ödeme var. Hakikaten çok ciddi. Ben geçen bir arkadaşlarla bir hesaplama yaptık. Ben bile şaşırdım bunu nasıl ödemişiz diye. Yani ciddi paralar ödeniyor. Harcamalar çok fazla. İşte biz burada dediğim gibi hem transferde hem diğer harcamalarda bunu minimumda tutarsak tabi ilerleyen dönemlerde daha rahat ederiz. Yani o miktar burada telaffuz etmek yanlış olur. Yanlış olur ama miktar yüksek. Ödemeler devam ediyor. Yani bu duran bir ödeme değil. Statik değil. Devamlı ödeniyor. Peki maç gelirlerine teknik okulun mu? Hayır, böyle bir şey yok. Direkt tabii yani borç, borç ediyoruz sonuçta. Ya öyle bir temlik Konyaspor'a olmamıştır. Daha önce de ben bilmiyorum konduğunu. Çevirmeni gerek yok. Başkanım, yok yok, bunu çevirmene gerek yok. Çevirmene gerek yok. Başkanım, geçmiş yönetim kulübe önemli bir miktarda para verdiğini söylemişti. Mayıs ayında kapatmakta ve bunu ilk gelen yönetimden ödemesini istediğini belirtti. Yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. Eski yönetim parasını istediğini... Yani o da sonuçta bir borç. Onlar da emanet vermiş. Emanet verilen borçları gelen yönetim bir şekilde ödeyecektir. Ama bu ne zaman ödenir? Nasıl olur bilemiyorum ama bize hani bugün ödeyin, hadi biz paramızı istiyoruz diyen bir kimse yok. Yani burada ben her zaman şuna dikkat ediyorum. Geçmişe ilişkin, bizden önceki, ondan önceki kötü niyetli olmadıkları müddetçe insanları çok fazla bir şeyler için köşeye sıkıştırmak, sıkıştırmak için açıklamalar yapmak benim karakterime aykırıdır. Böyle şeyleri hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Dolayısıyla onlar da görevde oldukları zaman zor dönemde buraya gelmişlerdir. Çünkü Konya Spor Kulübü ya da futbol kulübü ya da spor kulübünü yönetmek çok kolay bir hadise değildir. Ülkemizdeki spor kulüplerinin durumu hepinizin malumudur. Dolayısıyla burada ateşten bir gömlek tabiri kullanılıyor ya, o belki son derece doğru bir tabirdir. Onun için çok fazla bu noktalarda insanlar bize bir şey söylemedi. Söylemedikleri için de onları da hani bir böyle bir basının önünde eleştirmek gibi bir durumumuz söz konusu olmaz. Yok, çevirmesin. Devam et. Ya şimdi şöyle, hani hukukçu olunca da bazı işler zor oluyor. Kripto parayla alakalı toplantılarımız devam ediyor. Zannediyorsam yarın da bir toplantı olacak. Belki de biz buna ilk başta giren kulüp olabilirdik. Ama bir hukuki altyapısının olmaması benim kafamda soru işaretlerini oluşturuyor. Çünkü Konyaspor ismi kullanılacak. Bu çıkarılacak token mi deniyor artık ona? Onda. Dolayısıyla burada Konyaspor'a maddi katkı sağlanabilir. Belki de Konyaspor için düşündüğünüz zaman çok büyük bir meblağa ihtiva edebilir ama olumsuz bir durumda Konyaspor markası zedelenir mi? Onu kafamıza oturtmaya çalışıyoruz. Ha, yapan kulüpler var ama bir de bunun baktığınız zaman coin'den dolayı çok zarar görmüş bir insan kitlesi var. Ya, artısı eksisi ne olur hala devam ediyor ama ciddi bir parasal katkı sağladığını duyuyoruz. Görüşmelerimizde de arkadaşlarla diğer kulüp yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde de bunlar söyleniyor. Daha henüz karar vermedik. Sayın Başkan, geldim. Tatlıcak Arazisi'nin bir ailesi var. Bununla ilgili katılan firma sayısı belirli ve ücret konusu
yanlış bilgi var. Önce onu düzelteyim. Tatlıcak arazisinin satışı ihalesi dündü. Dündü. Bir teklif var. Değerlendiriyoruz. Eğer çünkü ikinci satışa kalabilir, kalmayabilir. Onaylamak biliyorsunuz yönetim kurulunun elinde olduğu için. Yani ihale yapma zorunluluğumuz yok. Önce de onu da belirtelim de. Biz şeffaflık adına ihale yapıyoruz. Onayladığımız takdirde satış gerçekleşecek. Ama onaylamaz isek o satış yine gerçekleşmez. Şu anda biz onu düşünme aşamasındayız, değerlendirme aşamasındayız. Dolayısıyla ihale dün yapıldı. Zaten bizim muammen bedelinin altındaki fiyat olsa onu hiç değerlendirmeyiz. Çok fazla zor soru sormamak kaydıyla, çok da fazla uzatmamak kaydıyla. İki tane itirazı kayıt sürdüm onu sonra. Kime soralım? Endriye mi? Soner, yanındaki düğmeye basıyoruz. Düğmeye basın arkadaşlar. Yeah, I remember when when we came to play here against Konyaspor, the stadium was full. It was a great atmosphere, and unfortunately, I scored, but this was my work to do. But now I play now for Konyaspor, and this is my goal is to try to do the max to score every game and to have hunger every minute I play, and of course to score. And I wanted also to thank the president and everyone who helped with this deal to come through. It was a little bit complicated, but here we are, and I'm here excited for this season with a lot of goals. Ortaya koyup takımımızı
Buyurun. Ciddi anlamda sayısı az. Bu konuda bir şeyler, yani daha ciddi bir şeyler yaptığından gibi ya da ne bileyim bir bu alanlarda şunlar, belediyelerde kadar da geçirdiğini düşünüyorum. Yani şöyle Murat Bey, biz şimdi bilet fiyatlarıyla alakalı problem, kombine fiyatlarıyla alakalı problem oluştuğu söylendi ama onunla açıklamalarını ben daha önce de yaptım. Tekrar etmek istemiyorum. Burada artık sosyal medya sizlerin aracılığıyla devamlı bunu dile getirdik. Hakikaten bunu samimiyetimle söylüyorum ki taraftarın çok fazla itici bir gücü var. Bunu farklı mecralarda dile getiriyoruz. Konyaspor'u kendi stadında 42 bin, şu an için 21 bin kişilik kapasiteyle dolu olan statta bu güzel arkadaşlarımızın güzel oyunuyla yenmek öyle kolay değil. Ama o 21 bin kişinin gelmesini istiyoruz. Yani bunun artık bizim tarafımızdan çok fazla yapılacak bir şeyi yok. Bir şey yapamayız. İnsanları çağırmaktan başka, davet etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Ama inanıyorum, ben orada hep şunu söylüyorum. Bu pandemi sebebiyle, aşı sebebiyle meydana gelen bir eksiklik diye görüyorum. İnşallah pazartesi günü zannediyorsam Trabzon maçı biletleri satışa çıkacak. İşte perşembe günü de maç var. O 4 gün içerisinde biletler tükenir diye umut ediyorum. Ve herkes bunu bekliyor. Sizler de bekliyorsunuz. Oyuncularımız da bekliyor. Nasıl? Yani onu şimdi söylemeyelim tabii de tabii çok az, hakikaten çok az. Akşamki maça baktım mesela, doluydu. Biz Adana Demir'e gittik, yani Adana Demir bizim Adana'dan hani eksiğimiz olmaması lazım. Bunu çok da fazla böyle dillendirmek bilemiyorum ne derece doğru ama taraftar istiyoruz yani. Bunun başka bir izah tarzı yok. Gelmelerini istiyoruz. Sayın Başkanım, tabii Trabzon maçı inşallah dolduracağız. Bütün seyirciler gelecek. İnşallah. O maçı yapmadan demin önce de Konya'mız etek ve meşhur arkadaşlarımız. Şimdi biz biliyorsunuz katıldığımız o canlı yayında programda, televizyon programında söyledik. Konya'nın misafirperverliğini tüm gelen deplasman takımlarına göstereceğiz. İki maçtır gösteriyoruz. Bunu daha da fazla gösterip en azından futbolda o kültürü de alışkanlık haline getirmeyi istiyoruz. Ha hem bakalım, hem onlara misafirperverlik yapalım, hem de yenelim yani. Bu bizim için en güzel. Evet, sorusu olan arkadaş yok herhalde. Var mı? Var mı? Evet. Burada olmaktan çok mutluyum. Dediğiniz gibi
Soner'e sormak. Kime? Soner'e mi? Soner, evet. Soner. Kendisi Konyaspor'un tarihine geçti. Al Soner. Golde. Burada orada duygularını hissettirmişti ama kendisi gençlere birinden geldi. Konyaspor'da kalıcı olmayı şu an için hedefliyor. Keep my style and to give the best
Evet arkadaşlar, soru var mı başka? Kim var? Ekrem de Nafize Nesu. Öyle mi? Olcan var. Soru var mı sorunuz? Sorun o zaman çabuk sorun. Yaklaştır Ekrem. Gerekiyor. Kendimi ise düzenleyebilirim.
Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Serdar da bir şey söyleyecek. Öncelikle teşekkür ederiz. Bütün soruları için çok eğlendi. Aldığım öncelikle çok güzel sorular sordu. Ben burada taraftarınıza bir çağrı yapmak istiyorum. Dediğim gibi 4 haftadır namalımız, 3 tane galibiyet, 1 tane beraberliği. Ve bu 2 galibiyeti kendi elimizde aldık. Ama bir yanımız eksikti, taraftarımız yoktu. O top fileleri değdiği zaman o taraftarın çığlığı böyle bize inanılmaz etkiliyor ve bizi inanılmaz yaza getiriyor diyelim ve inanılmaz özledik bu pandemiden sonra. Onlardan çağrı Trabzon maçında 21 kişi ise 21 kişi gelsin, bizi de desteklesin özledim. Biz de onlar için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz burada. Evet, herhalde bundan sonra taraftarımız gelir diye düşünüyoruz. Yani bunu da siz köşelerinize taşırsanız bu konuyu. Yani yine şunu söylüyorum, bu pandemiden kaynaklı bir. Yoksa Konyaspor taraftarı şimdiye kadar hep örnek olmuş. Kombine sayısında, taraftar ortalama sayısında belirli bir sayı üzerine çıkmış bir takım. Yine bu şekilde olacaktır ama biraz tedirginlik olabilir. Pandemi sebebiyle aşılar tamamlanmamış olabilir. İnşallah bunlar geçmiştir diye düşünüyoruz. Trabzon maçı bir milat olur bu noktada ve gerçek Konyaspor taraftarı Konyaspor'un güzel oyununu kendi stadında görür diyoruz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ayrıca tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Fotoğraf alacak mısınız? Evet. Ayağa kalkalım, ayağa kalkalım. Başkan, Murat Bey. Oturmayalım, hepimiz ayakta. Hepimiz ayakta olan. Ya futbolcular arkamıza geçsin. Birkaç tane daha düzgün olur. Nasıl yapalım? Söyleyin hemen. Siz oturun başkanım. Ben oturuyorum o zaman. Senin otur, buradaki 3 kişiyle buradaki 2 kişi arkaya gitsin. Otursun abi. Sen otursun arka tarafa. Konrad. Evet. Bir dakika.